Yakın aralıklarla ölümü deneyimleyen hastalarımızda sıklıkla karşılaştığımız bir durum eşinizinki. Genellikle kendilerini hayata bağlayan ya da yaşama amacı olarak gördükleri insanları kaybettiklerinde bütün dengeleri temelden sarsılır. Bu acıya katlanamayacaklarını düşündükleri ilk anda kendi hayatlarına son vermeyi seçerler. Bir süre başaramadıklarında kendi kabuklarına çekilirler. Kimileri bu zaman zarfında acıyla baş etmenin yollarını bulabilir. Ama kimileri ölmeyi bile başaramadıklarını düşündükleri için öfkelerini büyütür ve yeniden intihara kalkışabilirler. Toprak bir daha asla bunu denemeyecek. Ben engel olmak için elimden ne geliyorsa yapacağım. Sizin yardımcı olacağınıza eminim. Ama iyileşmeyi önce kendisinin istemesi lazım. Toprak Hanım'ın etrafına örtüğü duvarların giderek kalınlaştığını görüyorum. Sessizliği ürkütücü boyutta. Bu yüzden işiniz biraz zor. Ben Toprak'ı iyi tanıyorum. Onu yeniden hayata bağlamanın bir yolunu bulacağım. Buna ne kadar engel olmaya çalışsa da ben bir şekilde ulaşacağım ona. Ben her şeyi halledip sana haber vereceğim, tamam mı? Evet, işlemler tamam. Artık gidebiliriz. Hoş geldin Yeşim. Merhaba. Ben de Toprak nasıl iyileşti mi diye bir bakayım istedim. Ama sen de artık geldiğine göre ben gideyim. Tekrar geçmiş olsun. Tekrar teşekkür ederim Yeşim. Toprak için yaptıklarına. Rica ederim. Siz iyi olun da... Toprak bir kendine gelsin de... Gerisi önemli değil. Görüşürüz. Efendim. Toprak, ne yaptınız? Çıktınız mı hastaneden? Evet, çıktık. Şimdi eve geldik. Tamam. Çınar yanında mı peki? Evet. Biz avukat beyle şimdi yoldayız. Yanına geliyoruz. Bir an önce sen Çınar'ı göndermeye bak, olur mu? Tamam. Karnın acıkmıştır senin. Ben şimdi sana bir şeyler yaparım evde. Aç değilim ben. Belki akşam bundan falan yaparız ha? İstersen eve girmeyelim ha? Dışarıda oturalım. Bak. Sen olmayınca çiçekler nasıl da solmuş. Bu kadar emek harcadım bunlara. Birlikte sulayalım ister misin? Ama sulamak yetmez ki. Ben gitmeden gübreleyecektim onları. Tamam. Ne lazımsa söyle bana, ben gidip alıp getireyim. Bu çiçekler için ilaç lazım. Gübreyi de bilirler zaten. Tamam, ilaç ve gübre. Ayşe! Ayşe! Şu çantayı alır mısın? Ben çiçekçiye gideceğim. Toprak da şurada oturuyor. Tabii efendim, ben Lale'yi yıkayıp yanına getireceğim, merak etmeyin. Yeşim, Çınar gitti. Gelebilirsiniz. Tamam. Biz de yaklaştık sayılır. 5 dakikaya oradayız. Lale'yi yıkayıp uyuttum Toprak Hanım. Hemen uyuyakaldı. Görmeliydiniz. Ha bu arada bir de şarkı öğrettim siz yokken. Yarım yamalak söylemeye çalışıyorum. Selam. Hoş geldiniz Yeşim Hanım. Hoş bulduk. Toprakçığım, bu Okan Bey. Ben sizi yalnız bırakayım.
tatlım. Lale nerede? Gel bakayım sen. Uyuyor Yeşim Hanım. Olsun, biz uyandırırız. Yeşim Hanım boşanmak istediğinizi söyledi. Neden peki? Evlilik almak istemediğim için. Anlıyorum. Sanırım Çınar Bey sizin kadar istekli değil. Ama bunun sorun olacağını sanmıyorum. Oldukça yüklü bir tazminatla tek celsede halledebiliriz bu işi. Çınar Bey'den tek kuruş istemiyorum. Sadece bizi boşayın yeter. Sadece dilekçeyi imzalayın, ben de işlemleri başlatıp davayı açacağım. Yarına kadar da eşinize davayı açtığımızı belirten bir mektup yollayacağım. Nasıl? Her şey tamam değil mi? Benim işim bitti. Harika. Tamam o zaman, çok teşekkür ederim tekrar. Rica ederim. Tekrar görüşmek üzere. Ben hemen geliyorum. Davayı açtın değil mi? Böylesi hepimiz için daha iyi olacak. İnan bana. Ben seni biraz yalnız bırakayım. Belki uyumak istersin. Çınar gelmeden de gideyim. Ben geldim Toprak. Bak, sana neler aldım. Çok güzeller öyle değil mi? Eminim bunlara bayılacaksın. Ben çok sevdim alırken. Çiçekçi bunu sabah güneşi gören her yere ekebileceğimizi söyledi. Sen zaten biliyorsundur ama. Bu da istediğin ilaç. Üstünde tarifi yazıyor. Ha işte bak burada. Çınar, neden hala anlamak istemiyorsun? Bu çiçekler burada büyürken ben burada olmayacağım. Beni buraya getirdin ama değişen hiçbir şey yok. Evliliğimiz bitti. Ayrılacağım ben senden. Böyle söyleme Toprak. Şimdi sırası değil. Önemli olan sensin. Senin niye olman? Hoş geldin anne. Asıl siz hoş geldiniz. Toprak içeride mi? İçeride anne. Yatıyor, biraz dinleniyor. Nasıl? Daha iyice mi? İyi anne. Daha iyi olacak zamanla.
Ben de elimden ne geliyorsa yapacağım. Tabii oğlum. Emek verilen her şey güzel olur. Şunlara baksana. Yavrum, sen de bu inanç, bu sabır oldukça her bir şey yoluna girecektir. Hiç merak etme kuzum benim. İnşallah. Toprak. Toprak. Hadi uyan. Günaydın. Bak. Ne kadar güzel bir gün. Her şey yeniden başlamak için. Ben bahçeye kahvaltı hazırladım. Hadi ben çayları koyayım, soğumasın. Sen de kalk. Gelmiyor Çınar Bey. Peki. Kaldırabilirsin. Günaydın. Günaydın. Çınar Ilgaz adına bir gönderi vardı. Benim. Şuraya bir imzanızı alabilir miyim? İyi günler. Bu yaptığınızı yanınıza bırakmayacağım. Burnunuzdan fitre fitir getireceğim. Çıkarmayın. Bırak kolumu. Bu daha iyi günleriniz. İkinizi de pişman edeceğim. Tamam.
merak etme, hepsi bitecek bunların. Gideceğiz buradan. Bu ne Toprak? Sana anlatmaya çalışmıştım ama dinlemedin beni. Bunu nasıl yaparsın ya? Ben senin için bu kadar endişelenirken senin tek derdin nasıl boşanmak olabiliyor? Çınar, sen söylemedin mi başkaları için iyilik yapmasın diye? Ben de buna henüz doğmamış ve hiçbir günü almayan bebekten başlayayım istedim. Ona hak ettiği aileyi, babayı, yuvayı vermekten daha büyük bir iyilik olabilir mi sence? Yapma bunu Toprak. Zorlu olmaz ki bazı şeyler. Toprak, ben sana bu kadar aşıkken, seni bu kadar seviyorken başkasıyla evlenemem. Ben senden başka bir aile, başka bir yuva kurmak istemiyorum. Elbette o benim çocuğum. Büyümesi için elimden ne geliyorsa yapacağım. Ona bir yuva kuracağım. Ama asla eşimle evlenmeyeceğim. Yalvarırım Toprak, bunu bana yapma. Yalvarırım, yaşatma bunu bana. Nasıl sen bana bunu yaşatmayacaksın? Ne olur yüzünü çevirme Toprak. Gözlerime bak. Gözlerimin içine bak. Seni seviyorum. Seni bu dünyadaki her şeyden daha çok seviyorum. Ne olur yapma bana bunu. Yalvarıyorum, ne olur bırakma beni, ne olur. Benim için kolay mı zannediyorsun? Sana bu kadar çok aşıkken arkamı dönüp gitmek kolay mı? Gitme o zaman. Yapamam. Bak ablama, yanlış bir aşkın peşinde koşarken kaybolup gitti. Ben aynı hatayı yapamam, yapmayacağım da. Peki birbirimizi bu kadar çok seviyorken, bu kadar aşıkken nasıl ayrı kalacağız Toprak, ha? Nasıl katlanacağız buna? Sen benim iyi olmamı gerçekten istiyor musun? Hem de her şeyden daha çok. Git o zaman. Sana yalvarıyorum, git. Gerçekten gitmemi mi istiyorsun? En azından vicdanım rahat edecek. Öylesi daha mı iyi olacak Toprak, ha? Buna mı inanıyorsun?
beni, dudaklarını öpmemek bir yabancı gibi. Bilirsin ayrılık konusunda iyi değiliz ikimiz de. Bir kıvılcım yeterdi her zaman koşup geri dönmemize. Değmesin ellerimiz, buluşmasın bu gözler. Yine erir gideriz, unutulur yeminler. Biz hiç bitirmedik sevmeyi de, terk etmeyi de. Aşk kokan dudakların karşısında direnmeyi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.